Deniz Floret Güzellik Salonu hayatın renklerini sunar. Karşı bağda sıra va sıra bademler, oturup ağlasın yâre gidenler. Ne sen bana duydun ne de ben sana, kör olsun gurbetimi icat edenler. Ne sen bana duydun ne de ben sana, kör olsun gurbeti icat edenler. Keklik olsam çalı dibim eşerim, zengin olsam kız ardına düşerim. Al verin filin tamı oymadan, gidiyorum avanosa doyum. Karanlık yerlerde bir bizim yurdumuz, bugünlerde attı yine derdimiz. Hep ellerin üç beş yari varken, bir yavruyu bana çok mu gördünüz? Hep ellerin üç beş yari varken, bir yarimi bana çok mu gördünüz? Keklik olsam çalı dibimi şerim, zengin olsam kız ardına düşerim. Alıverin filin tamı oymadan, gidiyorum avalan olsa doymadan. Keklik olsam çalı dibimi şerim, zengin olsam kız ardına düşerim. Alıverin filin tamı oymadan, gidiyorum el ağzına doymadan. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Efendim hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Hayatın binbir renklerini harmanlayıp sizlere sunduğumuz programımız Hayatın Renkleri. Görmüş olduğunuz üzere gene rengarenk başladı efendim. Bugün çok değerli, çok sevdiğim konuklarımız var. Sevgili Çıray Osmanlı Tiyatro Kulübü ve sevgili Uğur Toprak, sevgili Sinan Bal. Sinan Hocam hoş geldin. Sen ilk kez geldin. Şimdi önce senle başlayalım. Hoş geldin hoş hocam. Hoş bulduk. Hoş nasılsın? Bulduk. Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Sizi gördük, daha iyi olduk Sinan Hocam. Vallahi ancak gelebildik, yapacak. Bu kadar şimdi. Sona bekledin yani. Dedim programı bir bitirin sonra ben geleyim değil mi? Hayırlısı böyleymiş. Geç olsun güç olmasın demişler. Hayırlısı böyleymiş. Evet, yapacak hayırlı şey olsun. Yok. Sizi zaten tanıyorlar ama tanımayanlar için böyle kısaca bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Şimdi ben... Çok eskiden mi başlayayım yoksa sonradan mı devam edeyim? Nasıl gelirse işine. Şimdi Tunceli Ovacıklıyım ben. Evet. Fırat Üniversitesi Konservatuarı'nı bitirdim. Şu anda müzik öğretmenliği yapıyorum. Uğur kardeşimle birlikte de programlarımız devam ediyor bildiğin üzere. Evet. Başka anlatacak bir şey yok zaten. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili Mahmut hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatın renklerinde tekrardan sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz. Askeri bir şekilde gelmişsin. Askerlik bitti ama ruhumuzda bitmedi. Evet, sen yine bir yerleri fethedeceksin herhalde. Vallahi öyle görünüyor. Değil mi? Elazığ'da yine yılın tiyatro olayına anlatmaya geldik. Dilimiz döndüğünce. Bakalım ilerleyen saatlerden olacak. Evet, onu da konuşalım. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz artık bizden biri oldunuz. Aletle beraber falan. Uğur Bey her seferinde sağ olsun çok yoruyoruz biz onu ya. Vallahi bir türlü böyle hazır bir programa getiremedik. İnşallah seneye diyorum böyle. İnşallah. Özel bir programla sizi i̇nşallah. Ağırlayacağız. İnşallah. İyi gidiyor. Uğraşıyoruz her zamanki gibi. Tam gaz devam. Biraz yoğunuz bu aralar. Evet. Böyle şehir içi, şehir dışı programlarımız devam ediyor. Evet, hadi bakalım. Bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çıray Osmanlı. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar?
Valla çalışmalarımız biraz yoğun gidiyor. Yani çalışıyoruz. Hı-hı. İnşallah yani elimizden geleni de 29 Mayıs'ta göstereceğiz Nurettin Artıçoğlu'nda. Siz de geliyorsunuz zaten. İnşallah tabii ki. İnşallah. Onur konu olarak geleceğim. Tabii ki. Rolün var senin de son oyunda. Evet. Benim rolüm, ben Baltoğlu Süleyman Bey rolünde oynayacağım. Baltoğlu Süleyman Bey'i kısaca size anlatayım. Baltoğlu Süleyman Bey aslen Bulgar asilzadesi olup 2. Murat zamanında devrişme olarak saraya alınıyor. Ve eğitiminde göstermiş olduğu başarılardan dolayı kapıcı başlığı olarak yani yükseliyor. Bu göstermiş olduğu başarılarından dolayı birçok devlet hizmetinde bulunuyor. Ve daha sonra nasıl diyeyim size? Nasıl dersen. Can yaşa ter atıyor. Ve yani Sancak Bey'ine kadar yükseliyor. Son olarak da kaptanlık deryalığa kadar yükselince orada görevinden azlediliyor. Bunun nedeni ise 3 Ceneviz gemisini kaçırdığı için Fatih Sultan Mehmet onu görevinden alıyor. Görevinden aldıktan sonra ise kara kuvvetlerinde görevlerine devam ediyor. Bir Osmanlı tarihi dinlemiş olduk. İyi bir araştırma. Hani bana anlat desen anlatamazdım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Oğuzhan, seni tanıyalım. Oğuzhan Deniz o. O kadar diyorsun. Yani sizinle tekrar beraber olmaktan, hasbihalde bulunmaktan gerçekten mutluyuz. Hatta biz aramızda konuştuğumuz zaman hani hemen hemen en rahat ettiğimiz programdan bir tanesidir. Çünkü istediğimiz gibi derdimizi anlatıyoruz. Hı-hı. Konuşabiliyoruz sizlerle. Necla Hanım'ın yokluğu bakalım hissedeceğiz. Kalbimizde bir yara. Kalbimizde bir yara. Onu anlıyoruz buradan. Evet, şarkılar göndereceğiz. Şarkılar göndereceğiz sana. Özledim. Bakalım şarkısı. Sizden tekrar hasbihalde bulunmaktan mutluyuz. İnşallah güzel bir sohbet içerisinde geçecektir. Evet, inşallah son oyun sıkımı geliyor. Sezonun sezonun son oyunu. Hı-hı. Artık 2015-2016'ya hazırlanacağız ama sezon son oyunu İstanbul'un fethi, yani böylesine güzel bir geceyle kapatmak istedik bir nebze. Güzel hazırlandık, iyi hazırlandık. Çok farklı. Eğer kafamızdakiler yerleşirse sahneye ya Elazığ'da 1-2 yaşatacağız seyircilerimize. Çok boyutlu oynayacağız çünkü oyunumuzu. Öyle mi? İnşallah. Yani kafamıza bir aksilik çıkmaz. Teknik anlamda aksilik çıkmazsa sıkıntı olmaz. Hani teknik anlamda bir aksilik çıkmazsa hani çok boyutlu olarak sahneleyeceğiz. Bu da Elazığ'da ilk olacak zaten. Nasip olsa ekleri yapmaya devam edeceğiz. Bakalım. Hadi bakalım. Biraz oyundan bahsetsen mi bize Mahmut? Oyun zaten bilinen tarihimizin dünya tarihine damga vuran bir tarih. Yani 1453. Dünyada bilmeyen yoktur. Benim pin kodum. Benim de. Söylemiş olayım. Değil mi? Hep şifrelerimizi neden söyle? Niye Malazgirt yapmıyoruz da böyle İstanbul'un fethi yapıyoruz? En bilindik. İşte Osmanlı tarihi deyince akla gelen ilk padişahlardan biri. Anketlere göre Fatih Sultan Mehmet olmuştur. Hı hı. Biz de 4 yıldır oynuyoruz bu oyunu her sene. Bu sene daha değişik bir şekilde oynayalım dedik. İki perdeye çıkardım. Askerliğin de biraz faydası oldu askerde. Tabii yazdık, çizdik. Daha da düşünme şansım bayağı oldu. Seyircilerimizi inanılmaz bir oyun bekliyor. Şu ana kadar oynadığımız bütün oyunların en üst seviyede olanını, artık ustalık eserimiz diyeceğiz bu oyuna. Oyun içerisinde 3 boyutlu görüntülerimiz olacak. Yani bir Akşemseddin'in gözünden Ayasofya nasıl görünür? İşte seyircilerimiz onu bir görecek. İşte tekrar işte zikir sahneleri olsun, Ulubatlı Hasan olsun, ok sahneleri, savaş sahneleri, aksiyonu bol bir oyun olacak. Yani bir tiyatro oyundan ziyade kısa bir film. Görsel bir şölen olacak. Görsel herhalde. Bir şölen olacak. Yani replikten çok aksiyon olacak oyunda. Hani bedensel hareketler bayağı yoğunlukta olacak. Kılıç sesleri, at sesleri, Allah Allah. İşte Fatih'in askerleriyle konuşması. Yani eğer kafamızdaki, hayalimizdekini sahneye taşırsak ve sahne bunu kaldırırsa, ki Elazığ'daki sahneler kaldırmıyor. Hı hı. Bazen hayalimizdekileri sahneler kaldırmıyor. Gidiyorsun lamba bozuk. Ardıçoğlu buna küçük mü kalıyor tiyatro sahnesine? Ardıçoğlu'nda şu anda eksiklikler var. Ne gibi eksiklikler? Hani gidiyorsun mesela şurada ışık istiyorsan gidiyorsun, o ışık lambası bozulmuş. Yukarıda 200'e yakın lamba ışık var. Yani sinevizyon bazen bozuk oluyor. 5 tane son tanesi çalışıyor.
Hani aylarca hazırlandığın şey gittiğin gün bir anda değişebiliyor. O yüzden biz buna da hazırlandık. B planımız da hazır, A planımız da hazır. Ama gelen seyirciler çok şey kazanacak, gelmeyenler çok şey kaybedecek diyorum. Bu kadar da iddialıyım. Yani şimdi bir de Uğur Toprak sponsorluğu var İstanbul'un fethinde. Her şey güzel gidecek bence. Müthiş gidecek. Hiçbir şey olmadı, hemen sahneye alırsınız. Konusu gelmişken müzik şölenine çeviririz. Elazığ'da tiyatro oynamamak için 1000 tane sebebimiz var bizim. Tiyatro oyunu oynamamak için 1000 sebebimiz var. Oynamak için de hani sadece tek sebebimiz var, tiyatroya aşığız. Ve ben tekrardan huzurlarınıza da söylüyorum, diğer sponsorlarınıza da söylüyorum. Elazığ'da bizim gibi sanatçılara tiyatroyu toprağın dibinden çıkaran, toprağın dibinden çıkaran arkadaşlarımıza, büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü Elazığ'da kültür sanat şehridir diyen gerçek kişiler bu kişilerdir. Hani lafla değil, icraatla. Evet. Yanımızda olan kişiler. Yani kültür sanat şehridir diyen kişilerin yanına gittik. Gerçekten kapısından giremiyorsun. Ama çıkıp da hani bunun dışında sadece biz gittiğimiz zaman bizi ikiletmeyen kişiler olsun. Birisi de Uğur abimiz sağ olsun. Ali Haydar Şanlı abimiz olsun. Nermin Atikeler olsun. Bu şahıslara ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle bize kapılarını açan Türk Ocakları yönetimine, başkanına, Elazığ'da tiyatronun yaşamasına vesile oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde Elazığ kazanacak. Elazığ gençliği kazanacak. Elazığ'daki sanat kazanacak. Gerçekten ben ileride çıkıp diyeceğim ki kültür sanat şehri. Yani kültürün ve sanatın da yaşandığı bir şehirde insanların birbirine böyle destek olması çok güzel. Evet. Ben de Uğur Bey'i ve ekibini gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü bu tarz bütün sosyal organizasyonlarda ben hep isimlerini görüyorum. Hemen, hemen Çayda Çıra Film Festivali'nde de varlardı. O yüzden kimse bu adama bir şey söylemesin. Bu adam müzik de yapıyor. Kültürü de var. Bu adam sanata da her türlü desteği ve katkısı var. Bir şey söylemiyorsunuz diye buradan da uyarıyorum. Sizden güzel bir şarkı gönderelim. Evet, çok sözleri var Sinan hocamızın. Sinan hocam, bugün program senin. İstediğini söyle. Madem ki biz son geldik, o zaman fazla söyleyelim. Öyle mi oluyor? Yok yok, öyle olmasın. Tiyatroyun önünü açalım her zaman, diyorum ya. Biz gidemiyoruz, bizim programlarımız var. Hani yoğunluğumuz çok fazla, gidemiyoruz ama hani bizim işimiz de sonuçta güzel sanatların içerisindeki bir iş. O yüzden ben arkadaşlara sonuna kadar destekliyorum. Fakat gelemiyorum, gönlüm sizinle. Ayrıca tiyatro salonunun sıkıntılarını ben daha önceden başka birinden daha duymuştum. Yani buradan bizi dinleyen, izleyen dostlarımız varsa veya yetkililer varsa hani buna birazcık daha dikkat ederlerse ben mutlu olurum. Sonuçta o sahnede ben yokum. Genç arkadaşlarımız burada var. Onlar için, benim için bir şey değil zaten. O yüzden yetkililer varsa lütfen ricamız olur. En azından ışıklar yapılsın. Uzundur bu yollar, giderim gözüm kara. Sanma ki dönmem sana. Beni bekle seni ben alayım. Ola ki vurulmuşum senden beteri, yalnız vurulmuşum dağ başına. Nöbetteyim sevdalı, yaralıdır. Hasretinle, hasretinle erir giderim. Seni nasıl unutsun edenim gözüm dalı. Gariplerini yaralıdır canı yüreğim. Hasretinle. Seni nasıl unutsun bedenim
olmuşum besbelli. Dolanmışım yar beline, bir türkü tutturmuşum ağlamaklı hasrete. Ola ki, ola ki vurulmuşum senden beteri. Hasretinle erir giderim. Seni nasıl unutsun bedenim, gözüm kara. Geldi, pir geldi Sinan Hoca. Teşekkür ederim. Sesine, yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Valla gözümüzü kapatıyoruz, söylüyoruz ama bilmiyorum artık hocam, insanlara diyor mu? Hocam çok güzel söylüyorsun ya. Her zaman söylediğim şey, yani söylediğimiz zaman karşıdaki insana bunu yansıtabiliyorsak ne güzel, ne mutlu bize. Yansıtıyorsun. Bu çok samimi söylüyorum. Bu tüm işlerde böyle değil mi hocam? Hepsi. Yani tiyatro önünde de olsun, müzikte de olsun, ne bileyim bir resimde de olsun. Tavan arasını temizlerken bile dünyanın en iyisiymiş gibi yapın diye. Duygu yani, katmak çok önemli herhalde. Duygu katmak de o duyguyu önemli, katabiliyorlar. Katmak. Bir işi sevmezseniz o işi yapamazsınız aslı. Evet. Ama hocamızın bir nevi dediği çok farklı kapılara da açılıyor. Hani sahne sanat, aslında sanat için sahne sadece bu sahne sanatları açısından geçerli bir nevi de. Ya sanatçıysan eğer, karşında izleyicin varsa sen bunu ona hissettiremiyorsan yani daha da yakalayamazsın. Canlı performans canlı, gerçekten zor bir iş. Yani. Hani Cem Yılmaz'ın anlattığı bir şey vardı, diyor hani bu elmas satmaya benzemiyor. Hani elmas satan bunu düşünmüyor. İşte acaba yedi mi, protein vücuda nüfuz etti mi falan. Adam bunu düşünmüyor diyor. Yani. Satıyor, parasını alıyor. Bizim öyle değil ama biz gerek tiyatrocu arkadaşlarımız olsun sahnedeyken, gerek müzisyen arkadaşlarımız olsun, solist arkadaşlarımız. Biz okuduğumuz zaman karşıdaki insanların gözünde o ışığı göremezsek eğer, o an bitiyoruz. Yani tiyatro sahnesinde mesela Mahmut kardeşim bir replik geçtikten sonra hani bahsetti ya, işte Fatih'in askerlerle konuşması mesela. Derim bunu gerçekleştirdiği anda, yani ben tahmin yani yürütüyorum, o anda böyle bir alkış tufanı olması aynen lazım. Olmazsa eğer bu kez moralmen çöküyorsun. Acaba yapamadım mı? Ses tonumu ayarlayamadım mı? Şimdi bizim için de aynen öyle Sinan Hocam da dediği gibi, biz o ışığı görmek zorundayız. Bazen bir sahnede diyoruz işte alkışlayın. Alkışlayın. Niye? Hani şimdi şöyle bir şey var. Alkış bizim kendimizi hani beğendiğimizden veya ukalalık yaptığımızdan falan değil. Alkış sanatçının besinidir, öyle diyeyim. Kesinlikle öyledir. Alkış geldiği zaman gaza geliyorsun. Kaba evet, tabirle gaza geliyorsun. Karşıya daha iyi şeyler yansıtabiliyorsun. Kesinlikle. Olmadığı zaman diyorlar, aa işte geldik dinledik çok sıkıcıydı. Niye acaba? Biraz dinleyici ve izleyici bu onu konuda diyemezler inşallah etken ya, faktör. Olduğu zamanlar oluyor illaki. Canlı performans bana gerçekten malum, ben zor. Çok da sık geliyorum. Çok da seviyorum sahnenizi. Belki de benim müziği en güzel, en çok dinlemek istediğim yer ve dinlerken de ruhumu tazelediğim mi diyelim, demlediğim mi diyelim bir yer. Yani mesela Sinan Hocam öyle şeylere, hiç bilinmedik şarkı bile gelse Sinan Hocam bir bakıyorum ki almış bir şekilde götürmüş. Denk geldim, ona da denk geldim. Hakkını veriyor. Kaç yıl oldu hocam? Yaşımızı ortaya koyuyoruz. Ben sahnede Sinan Hoca'ya çok takılıyorum. 63'tü değil mi? Burada da takılmadan geçemeyeceğim. 63. Saçları da bitti ya, yemin ederim. Var olan saçlarım da bitti. Ya valla yani, yani gönlümüzden geldiğince bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ben hiçbir zaman, yani beni bilen arkadaşlar bilir, yaklaşık 15 seneye yaklaştı neredeyse Elazığ'da. Yani Elazığ'da 15 seneye yaklaştı neredeyse.
Şimdi sürekli söyleye artık bilmiyorum, o ruh içerisine girdik, çıkamıyoruz artık. Gerçi çıkmak da istemiyoruz. Hani biz bu ruh haliyle iyiyiz. Ama işte bunu insanlara da yansıtmaya çalışmak, onların da bize katılmasını sağlamaya çalışmak, ne bileyim bilmiyorum ne kadar bize görev düşüyor bu anlamda, onu yapmaya çalışıyoruz. Ya elimizden geldiğince ben yeni parçalar, yeni türküler, işte aşıklar, derlemeler, yöre yöre türküler, hani bunları elimden geldiğince mümkün mertebe dinlemeye çalışıyorum. Çünkü insanların zevki, beğenisi çok farklı. Hani hepsine yetişmeniz mümkün değil zaten. Evet. Birebir hepsinin kalbinin içine girmeniz çok zor. Ha, ne yapacağız? Mecburen yapacak bir şey yok. Onun da bir yerde hani kalbini, hissini yakalamamız lazım. Bir şekilde kalbini, hissini yakaladığımız zaman demek ki görevimizi yerine getirmişiz. Ben de elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Hani geliştiriyoruz ama öyle bir derya ki yani başa çıkamıyorsunuz. Bazı sanatçılar mesela diyorlar ki ben sanat müziği okuyorum ya da halk müziği okuyorum. Başka bir şarkı istendiği zaman hani okuyamam, yapamam diyorlar. Siz buna katılıyor musunuz? Bir sanatçı bütün eserleri okuyabilmeli mi, yoksa sadece kendi dalında eserlerimi okuyabilmeli? Büyük olarak. Biz denk geldik de bir programda kendi memleketinin türküsünü okutturamamıştım mesela. Bilmiyorum çünkü dedi. Onun için sordum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben aynı zamanda öğretmenim, müzik öğretmenliği yapıyorum. Biraz önce de bahsettim. Ya öğrencilerimizin de şöyle bir düşüncesi var işte. Öğretmenim benim sesim güzel değil, ben söylemezsem bilmem ne. Şimdi baktığınız zaman bizde güzel ses, çirkin ses denilen bir olay yoktur. Sadece biz eğitimini birazcık da aldığımız için hani daha fazla, biraz daha gönlümüzden katabiliyoruz. Ama tabii ki şimdi bir sanat müziği okuyan bir insanın hani ben okuduğum zaman sanat müziğini o duyguyu veremem. Ha, elimden geldiğince, kendimi hissettiğimce okumaya çalışırım bunu, fakat hani bu duygudur. Eğitimini mi almak gerekiyor hocam Ya tabii ki, yani çok farklı. Şimdi ben tiyatro biraz oyunu olarak onun bir örneğini bakalım size veremeyeceğim ama hani düşündüğün zaman yani ben yetişime tarzı olarak işte halk müziği ve özgün müzik dinleyerek yetiştim. Ama başka bir insana bakıyorsunuz, onlar genelde hani yetiştikleri ortamda sanat müziği veya pop, bu tür müzik tarzları falan böyle devreye girdiği zaman isteseniz de veremiyorsunuz. Hani okuyorsunuz, tamam. İşte bir parça geldiği zaman sanat müziği olsun, pop olsun, okuyorsunuz onu. Fakat okuduğum özgün bir eserde veya halk müziği bir eserinde hissettiğim o duyguyu ben tam olarak hissedemiyorum. Ben hissetmeyince ne olur? Karşıya da hissettiremiyorsun. O yüzden yani herkesin aslında kendi bildiği şeyleri okumaya çalışması bence daha iyi. Hani Uğur hocam, Uğur'un bu anlamda repertuarı biraz fazla. Yani her şeye sesi gidiyor. Estağfurullah. Şimdi şöyle bir şey var. Benim düşüncem herkesin bir çizgisi olmalı öncelikle. Hani daldan dala atlamak pek doğru değil bana göre. Tabii benim şahsi düşüncem. Ben her geldiğimde burada bir şeyler söylüyorum. Çıkınca diyorlar çok sivri konuştum falan. Yapacak bir şey yok. Herkesin bir çizgisi olmalı. Neden olmalı? Yani bir sanatçı düşünün. İşte hem popu çok iyi okuyor, hem rock'ı çok iyi okuyor. Hem sanat müziğine, hem türküye, hem özgünü. Diğer dallardaki sanatçılar ne yapacaklar? Otursun ya, olmaz abi. Yani daldan dala atlamak ben doğru bulmuyorum açıkçası. Zaten yakışık kalmaz. Ses açısından yakışık kalmaz. Şimdi ben mesela sanat müziği benim sesime yakışmıyor. Bu benim bas karakterli bir ses tonum var. Hocamın da dediği gibi bizim yetişmiş olduğumuz kültür, hani evdeki konuşma tarzından kazandığımız şive sanat müziğine uygun değil. Olmuyor yani. Yakışmıyor. Sırıtıyor bizde. Pop aynı şekilde. Biz hatta geçen sahnede Sinan Hocam'la onun esprisini de yaptık. Dedi bak dedi, pop okurken dedi kelimeleri dedi kısa keseceksin dedi. Böyle türkü gibi uzatmayacaksın. Tek kelime böyle heceyi hemen keseceksin. Uzatma yok. Sesler de böyle yumuşak, böyle naif naif deniyoruz. Olmuyor. Biz ama de durmuyor. Ama İncir'i çok güzel okuyorsunuz. Ya şöyle. O biraz fantazi. Kendi tarzımızı katarak okuyoruz yine. Hmm. Hani mesela hani o parçayı sahibi gibi okuyamayız. Yastı zannedersem okuyan arkadaşın ismi. Onun gibi okuyamayız. Mümkün değil. Biz kendi tarzımızı okumaya çalışıyoruz. Yani hocam da dediğim gibi bu ses rengiyle, yetişme tarzıyla alakalı. Bir de ilk başta söylediğim gibi biraz da sanatçının bir çizgisi olmalı. Hani benim tarzım özgürse biz de sahnemizde genelde yaparız. Hani bazen istek geliyor. Diyorlar işte şu parça defalarca geliyor. 5 kez, 10 kez geldiğini bilirim ben bir parçam. Diyoruz ki arkadaşlar bizim tarzımız değil. Okumuyoruz. Yani bilmediğimiz için. Hayır, biliyoruz. Benim de Sinan hocamın da belki
Gerçi Sinan Hocam pek istek okumuyor diyor. Programın akışı bozuluyor isteklerle falan da. Ben çok isteklere girmek zorunda kalıyorum. Güceniyorlar çünkü. Bildiğim halde okumadığım çok parça var. Okumuyoruz. Niye okumuyoruz? Olmuyor yani. Şimdi bir konsept var ortada. İşte özgün müzik, halk müziği. Ha bazen çok özel durumlar oluyor. Mesela işte bir çift gelmiş oluyor. Diyor ki bu bizim özel parçamız. Onları kırmıyoruz. Ama mesela bir Müslüm Gürses parçasını ben yorumlayamıyorum. Olmuyor yani. Bu ses tonuna, bu tarza yakışmıyor. Oluyor. Şarkıyı oluyor da katlediyoruz. Şimdi öyle yapayım, önünü açayım. Önce incir diyeceğim sonra. Birazdan örneğini göreceğiz. Şimdi incirleri okuyalım. Şarkıyı katledeceğiz. Yani arkasından da Müslüm'ün o meşhur şarkısını okuyun o zaman. Yani. Biz bakalım bir oluyor mu olmuyor mu? Uğur Bey buyurun. Mikrofon size, kararı biz şimdi vereceğiz. Şimdi bu kadar yerdik kendimizi. Dönüp de incirler alana kadar ağzından Müslüm Gürses okuyacağız. Ama gerçekten hani kısaca söylemek istediğim şu. Hani biz türkü ve özgün müziği elimizden geldiğince hakkını vermeye çalışıyoruz. Diğer tarzlar bizim harcımız değil. Siz okuyun, stüdyoda da konuklarımız var. Biz bakalım alkışlardan anlayacağız şimdi olmuş mu olmamış mı? Buyurun efendim. Olmuyor şimdi. Bu tuzlu meltem mi böyle? Genzimi yakan yoksa dokundu mu? Sarf ettim o sözü. Çökerken sahile mi? Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine ve bir de bu geçmiyor var boğazımdan. İnanır mısın sen yokken ben ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari onlarca sözden birini tutsaydım bana bari beni böyle habersiz yere alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydım bari. Tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan yoksa dokundu mu? Sarf ettim o sözler, çökerken sahile. Gece sinsi bir duman, birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi, şimdi mi senin yaptığın? Onca işin gücün üzerine ve de bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın sen yok hemen ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari onlarca sözlemen birini tutsaydın bari beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari.
Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik? Herkesten bir anı saklar bu yollara, herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmemek ruhumuza, deli gibi sevmek ruhumuza. Aşığın gözü kör, kulağı sağır. Doğruyu yanlışı ondan görmedik. Yakıldık ki kırıldık yine de sevdik. Ah o vicdansızlar kıymet bilmedik. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuza. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuza. Deli gibi sevmek ruhumuza. Deli gibi sevmek ruhumuza. Alkışlar çok yüksek geldiğine göre oluyormuş. Çok teşekkür ederiz baba. Teşekkür ederim. Gayet güzeldi. Yani ister değiştirmiş olun tarzını alın. Bize o duyguyu veriyor mu? Veriyor. Vallahi yani dediğim gibi kendimizce. Kendimizce. Yani hiçbir zaman bir pop müzik icra eden arkadaşımız gibi biz bunu çok iyi okuruz. Veya işte arabesk fantezi okuyanlar gibi biz bunun hakkını veririz. İşte en iyisi biziz gibi. Bu aralarda öyle bir şey gelmiş hocam. Senin her hafta bizim için farklı bir dedikodu çıkıyor. Yani yine dediğim gibi kesinlikle ukalalık olarak algılanmasın. Kesin demişlerdir Sinan Hoca'nın saçı var artık. Yok yok. O kadar iddialı bir dedikodu çıkmadı hocam henüz. Bu daha iyi. Henüz onu çıkaramadılar. Ne demişler mi hocam? Hani biz şeyde işte en iyisi biziz. Öyle. En iyi müziği biz yaparız. En iyi sesler biziz vesaire gibisinden şeyler benim kulağıma geldi. Üzüldüm de açıkçası. Üzülüyor musunuz böyle şeylere? Üzülüyorum gerçekten. Niye üzülüyorum? Ki? Niye üzülüyorum? Hani biz hiçbir zaman hocam az çok beni bilir, çok eski bir tanışıklığımız yok belki ama beraber geçirdiğimiz zaman dilimlerinde birbirimizi tanıdığımız kadarıyla hani ben ukalalığı pek sevmem. Her zaman yaptığım işin en iyisini yapmaya çalışırım fakat hiçbir zaman da çok çok iyisini yapabileceğime ihtimal vermiyorum. Çünkü ben hep diyorum ben alaylı bir müzisyenim. Bu konuda hiçbir eğitim almadım. Ne ses eğitimi aldım, ne enstrüman eğitimi aldım. Bu yüzden kalkıp da hani ben iyiyim, İşte ben şunu yaparım, ben bunu yaparım gibi söylemem hiçbir zaman olmadı, olmaz. Bir tek konuda iddialıyımdır. Bunu hep söylemişimdir. Repertuar konusunda iddialıyım. Hani bunun da ukalalık boyutu olduğunu zannetmiyorum. Hani genelde çünkü şöyle bir şey var. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Hani sivri dillik olarak algılanmasın. 20-30 tane şarkı ezberleyip sahneye çıkan çok insan var. Evet. Hani bu sırf Elazığ için değil. Türkiye genelinde bu böyle. Zaten bir programda 5'er dakikadan saysan ortalama yani 20-30 parçayla bir sahneyi geçiştirebilirsin. Hı hı. Sürekli aynı insanlar gelmeyeceği için ortalama bir sezon, bilemedin 2 sezon bunu böyle devam ettirebilirsin. Fakat hı, zamanla tabii bu anlaşılıyor, ayrı bir durum. Ama bu üzücü yani gerçekten 20-30 şarkı ezberleyip sahne yapan ve gerçek manada müzik icra eden insanların önünü kapatan, belki de para kazanmasını engelleyen insanlar var. Ben buna üzülüyorum. Biz bazı şeyleri başaramamışız hocam çünkü bir de ya işini iyi yapan insana alkışlayın ya. Ya saygı, ya saygı duyun. Kesinlikle. Ya. Bence böyle yapıyor. Şeylere hiç üzülmeyin yani. Gerçekten yani üzülecek bir durum değil. Meyve veren ağaç taşlanır misali. Ama hocamızın durumu yanılmıyorsan. Yolunuza izinize devam edin. Ben hiç olsam düşünmem bile. Başkası hani bunlar adına konuşmuyor değil tabii mi? Kesinlikle, tabii kesinlikle. Bizim kesinlikle öyle bir söylememiz olmadı. Kendilerine de böyle bir iddiada bulunmamış. Hani başkası böyle adına konuşmuyor.
Bu direkt lekelemedi. Aynen, yani. Tamam, biz de burada basın açıklaması yaptık zaten. Basın açıkları, basın açıkları falan. Aynı yani, sıkıntı çünkü biz de tiyatro canlısı. Siz de yaşıyorsunuz. Sizin de dedikodularınız çok fazla. Kötü olduğumuzu söyleyeyim. Ya biz de, şimdi nasıl ama bazı durumlarda var. Geçenlerde mesela, şimdi Elazığ'a nereden baksan 5 tane tiyatro ekibi var. Evet. Bunların hepsi bizim arkadaşlarımız. İçlerinde abilerimiz de var, içine kardeşlerimiz de var. Tabii memleketin büyükleri bizim de büyüklerimiz. Saygıda kusur etmeyiz. Bizim yaşlarımıza denk geldiğimiz zaman, ya şimdi bir ekip işini iyi yapıyorsa, hatta ben şöyle bir açıklama da bulundum. Ya eğer ki hani bir ekip iyi bir işini iyi yapıyorsa, gelin oturun, izleyin, alkışlayın. Ya da sen benden iyi yapıyorsan, ben geleyim senden bir şeyler kapmaya çalışayım. Gelip izler, sıkıntı olmaz. Ama işini iyi yapan insanlara da saygı duymak lazım. Emek hırsızlığı yapmamak lazım. Mesela söylenti vardı. Elazığ'da oyunu yazıp da yöneten tek ekip biziz diye başka ekip tarafından. Hı hı. Şimdi hani biz buna 50 tane açıklama yaparız. 50 tane reddiye sayarız yani oyunlarımızda. Siz kendiniz de yazıyorsunuz zaten. Şimdi, tabii ki. Şey. İçinde bir ukde var açıkçası. Hani ben bunu duyunca gerçekten üzüldüm. Bazı arkadaşlarımız sadece lafla gemi yürütmeye çalışıyorlar. Hani buradan da izliyorlarsa yüzlerine karşı da söyleyeyim. Hani lafla gemi yürümez. Onu söyleyeyim. İcraat olmayan yerde laf yapmak. Yani ben burada lafla diyebilirim. Ben cumhurbaşkanıyım. Ha bak, cumhurbaşkanı oldum şimdi. Lafla olmuyor bunlar. İcraatla yapacaksın. Eğer sen diyorsan ki Elazığ'da kendi oyununu yazıp yöneten tek ekip biziz. Ben gelir buna karşı çıkarım. Hani gösteriyorum mesela bu İmamın Hainoğlu adlı festivalde oynadığımız oyunu. Oğuzhan, evet, sen mi yazdın yoksa LeBron James mi yazdı? Barakoma yazdı herhalde bu oyunu. Yani onu söylüyorum. Hatta bak, yazan yöneten Oğuzhan Deniz var. Bir şey söylemiş. Hani biz yazanla yöneten tek ekip biziz demişler. Hı hı. Şimdi bu oyunu hani şimdi bir de rejide ekibimize rica edersek Kerbela Hazreti Fatma sahnesi var. Onu ekrana yansıtabilir mi? O konu hakkında bir şey söyleyeceğim. Geceye görürüz. Şimdi hani bu konu hakkındaki düşüncelerinizde tamam, belki bir şekilde olmayanı oldurmaya çalışıyorsunuz. Haddinizi aşağı. Bu sıkıntı değil. Lakin o kadar güzel, naif insanlar var ki Belaz'ın sanat camiasının içerisinde. Birazcık o insanlar yaşa dolgun. Hiç mi bir şey öğrenmedik onlardan? Hiç mi bir şey kapamadık? Bu kadar mı biz yalnız büyüdük ya? Bu kadar mı kendi çapımızda eğlene eğlene büyüdük? Hiç mi bir sınırları aşmadık? Bunu ya söylüyorsun. Şimdi bu kare suyu, bu bizim tiyatro sahnemiz. Hani bu tiyatro sahnesi. Şimdi eğer ki senin bu şekil ya da onların bu şekil açıklamalarını, yani açıklama cesaretlerini saygıyla karşılayarak diyorum ki, şimdi hem oyun yazmada, yönetmede tek izlediler karşılarında. Şu oyun sahnesi, tiyatro sahnesi Elazığ'da ikinci bir kez yapan varsa bir daha oynadığı zaman söylesinler, gidelim izlemeye. Alkışlayalım. Alkışlamaya gidelim. Evet. Eğer yapamıyorsan, kapasiten yetmiyorsa, güç yetmiyorsa, her neyse bir şeyler yetmiyorsa, imkanlar, boş ver, karalama. Gel bize destek ver, biz sana destek verelim. Hani bir şeyler yapalım beraber. Birlik için olmak varken, birlik için olmak varken ne debimizi karalayalım ki zaten 4-5 tane ekibiz Elazığ'da. Niye bunu yapıyoruz? Elazığ olarak bir biz niye birbirimizi karalıyoruz? Hani cehennemde zebani meselesi var. Hani... Şimdi cehennemde her ilin kazanı ayrıdır. Tabii. Hani bu sefer de içinden çıkmaya çalışan insanlar var. Cellatlar orada. Bir tane cellat diyene diyor ki, ya diyor şu kazandakiler diyor, bir tanesi kurtulacak galiba. Yo diyor, onlara karışma, onlar Elazığlı diyor. Birinci kurtulma çalışma, diğer onu çeker aşağı indirir. Böyle mi yani? Bu kadar perişan mıyız? Böyle bir durum var. Gerçekten şey var. Sanat yapmak çok zor. Hani Uğur abimiz de bilir. Elazığ'da sanatçı adam en zor durumdaki adamdır. Hani hiçbir şekilde sanat yaptırmaya, hani nasıl diyeyim? Elazığ'da dediği gibi 5 tane tiyatro ekibi var. Ben kültür sanat şehridir diyen kişilere, büyüklerimize, sayın büyüklerimize diyorum. Bu 5 ekipten bir tanesinin oyununu gelip izlediniz mi? Oyunu geçtim. Bu 5 ekibin bir tanesinin adını biliyor musunuz? Yani bu gençler neler yapıyorlar? Nasıl oyunlar icra ediyorlar? Şimdi diyorum, o arkadaşlar da herhalde ya Elazığlı değiller ya da dışarıdan gelmişler. Bizi tanımıyorlar. Herkes bizi net iyi anlar. Hatta son bir kez olarak Hürrem Sultan seremoni fotoğrafı var. Ekrana hemen alabilirsek o konu hakkında da bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu iş harbiden emek istiyor hocam. Siz dahi bilirsiniz, bizim hocalarımız. Hani maddi manevi emek istiyor. Özellikle maddi anlamda emek istiyor. Şimdi bu sahnedeki şu kare, bu karenin maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 6,5-7 milyar. Şu karenin maliyeti 6,5-7 milyar. Senin yaptığın iki masaya bir sandalye, iki koltuktan oyun bitiriyorsun. Yardım dernekleri adı altında. Aldığın parayı götürüp Batumlar'da yiyorsun. Biz aldığımız parayı ki almıyoruz, kendi çabalarımızla yapıyoruz. Sahneyi kuruyoruz, 6,5-7 milyar. Biz seyirciye satıyoruz. Siz ise yardım dernek, yardım adı altında para toplayıp yürüyorsan Batumlar'a para yemeye gidiyorsunuz.
Yani aradaki fark dağlar kadar. Lakin bu farkı tabii sizlerin ya da dışarıdaki insanların çözmesi belki de zor olabilir. Biz işin içinde olduğumuz için daha net, daha iyi biliyoruz. Aslında bu tür açıklamalarla biz yapmaya hiç gereği duymadık. 4 senede, 3 senede söylenen bazı şeyler var. Gereği duymadık ama yani artık bu emeği çalarsan ben de geri seninle hesaplaşırım. Kısa bir bilgi vereyim. Onların yaptıkları oyun oyun yazarlığı değildir. Absürt oyundur. Hani ben de oynadım öyle oyunda. Sadece başlık yazarsın, o başlıklara göre doğaçlama atarsın. Tolga Çevik'in yaptığı gibi mesela. Arkadaşım hoş geldin de yaptığı gibi doğaçlamadır. Ama bizim yaptığımız mesela İstanbul'un fethini ben yazdım, ben yönettim. Ve hiçbir yerde kaynağı yoktur. Yani kaynak nedir? Olan bir olayı oyunlaştırdım. Hani tarihi bir olayı oyunlaştırdım. Tarihte vardır. Hatta şey diye düşündüm. Yazan Türk milleti, yöneten Mahmut Yıldırım diye de düşündüm. Hani bunları duyunca artık yazmak zorunda kalıyorsun. Zaten ikinci bölümde de anlatacağım oyunu nasıl yazdım, hangi aşamalarda yazdım. Ve bu arkadaşlara söylediğim budur. Elazığ'da tiyatro oyunu yazmak kolay değil. Hele ki tarihi oyun yazmak kolay değil. Oynamak hani, hiç kolay değil. Oynamak hiç kolay değil. Dediğim gibi 6 milyarlık bir sahne. Sizin bütün oyunlarınıza karşı bizim bir oyunumuzdan bir sahne diyorum. Sinan Hocam bir hareket ver bize. Hafif bir hareket ver, bir reklam arasına girelim biz böyle. Efendim bu güzel sohbetimize devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın diyoruz. Sinan Hocam'ın da böyle hareketleriyle kısa bir reklam arası diyoruz. Florit Güzellik Salonu'yla hayatın renkleri devam edecek.